Dediğiniz gibi bugün Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımızın bu özel gününü kutluyoruz. Dün bir açıklama yaptık. Çoğu insanın bilmediği bir şeyi söyledik. Ben de bilmiyordum aslında. Ben de yeni öğrendim. Kıbrıs'ta 2200 kadar vakıf kurulmuş. Ve bu 2200 vakfın yarısını kadınlar kurmuş. Osmanlı idaresinde olan yerlerde kadınlar çok büyük rol oynamış vakıf kurmada. Fakat en yüksek oran Kıbrıs'taymış diye biz de yeni öğrendik. Yani bir unik bir şeyimiz var Kıbrıs'ın. Yani mesela diyelim İstanbul'da kadınların şeyi oranı yüzde işte mesela 20-30 kadar diye söylediler. Bizim Kıbrıs'ta işte %40-%50 civarında. Bir diğer şeyde bilgide Kıbrıs'ta Kıbrıslılar kurduğu ilk ve son vakıf kadınlar kurmuş. O yüzden kadınları bu kadar tebrik ediyoruz. Yani. Evet. Anladığım kadarıyla burada Türkçe bilmeyen yabancılar da var. Evet. Understand there are some non-Turkish speaking natives here. Okay. How many people? Two, three, four, five. Okay. Well, I would like to apologize for speaking in Turkish because most of the audience is Turkish. So I will, if I mention anything worthwhile, I will translate for you, okay? Şimdi ben tabii Yenile Kıbrıs da yani vakıflara çalışmaya başladım. Normalde ben üniversitelerde işte bizim tıp konularında konuşmaya alışık biz tabii. Ama son zamanlarda biraz vakıf değerlerinden konuşmaya başladık ki aslında her üniversitede, her okulda, her bölümde vakıf değerlerinin okutulması gerekir, anlatılması gerekir, talebeleri anlaması ve uygulaması gerekir. Daha önce de paylaştığım çok önemli bir şey sizinle paylaşayım. Bunu internette bana bir gönderdi. Bir Alman kadın Almanya'daki bir okulun müdürü. Ve kadın her sene başında öğretmenlerine bir not gönderiyor. Bir bilgi notu. Ve bilgi notu çok kısa. Şöyle diyor. Diyor ki kadın, ben diyor Nazi kamplarında, yani Alman Nazi kamplarında bulundum diyor. Ve bu Nazi kamplarında çok iyi eğitim almış, çok başarılı mühendislerin gaz odaları dizayn yaptıklarını gördüm dedi. Gaz odaları yaptıklarını gördüm. Çok iyi eğitim almış doktorların hastalar, esirleri nasıl öldürebiliriz diye programlar yaptığını gördüm.
çok iyi eğitim almış hemşirelerin esirleri nasıl iğne salarak öldürdüklerini gördüm ve sayıyor böyle değişik şeyleri. Ve diyor ki dolayısıyla diyor benim diyor size öğretmenler olarak tavsiyem çok iyi matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat neyse bunları da öğreteceksiniz. Ama bunlardan daha önemlisi önce insanlığı öğreteceksiniz. Yani bu tabii çok önemli bir konsept. Bu dünyanın her yerinde geçerli olan bir konsept. Yani insanlık değerleri. Ben de bu vakıflarda çalışmaya başladıktan sonra gördüm ki bizim atalarımız da bu gittikleri yerlerde bu vakıfları kurarak bu insanlık değerlerini yaşatmışlar. Şimdi Kıbrıs'ta bilmiyorum herhalde yurt dışından gelenler de vardır. Çok gelenler de vardır. Ben soruyorum bazen şeylere, arkadaşlara. Diyorum ki siz Kıbrıs'a geldiniz, dolaştınız falan. Hiç Kıbrıs'ta bir Osmanlı sarayı gördünüz mü? Yok diyorlar, görmedik. Ama başka daha önceki Medyenilerin bıraktığı saraylar var. Değişik yerlerde adanın. Onları gidip turistler ziyaret ediyor. Osmanlı Sarayı yok. Şimdi yani diğer Kıbrıs'ta olan medeniyetler gibi Osmanlı da yani buraya geldiğinde